Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün köy binası 13 hesabımla e, kupa kasacağız. Türkiye sıralaması için uğraşacağız. Şimdi bugün e, sezonun ikinci günü arkadaşlar. İlk gün saldırıları yaptık. E, yani kötü bir skor almadık. Yalnız ufak tefek şanssızlıklarımız olmadı da değil. Şimdi bakacak olursak millet 2 günü bitirmiş. Ondan dolayı hep 15 saldırılar var. Ee, tabii Tabi biz daha e, ilk 7 şey ilk 8 saldırıyı yaptık. 8 saldırıyı yaptığımızdan dolayı 1584. yüz. E, 5138 15 saldırıda 5328 alanlar olmuş yukarıya doğru gidiyor 16 saldırı yapanlar var savunma kazananlar da olmuş şimdi arkadaşlar kupada her zamanki gibi yine böyle ee, yani bilmiyorum artık bu kupa sistemini çok anlamıyorum çünkü e, 8 saldırı yapıyorsun sana da rakip 8 defa saldırıyor Yani hadi bizde bunu yapıyorsun peki bu sıralamadaki arkadaşlara hiç bu e, sistemi uygulamıyor mu süpersel onu anlamıyorum Yani şurada bakacak olursanız 261 kupa almışız e, 123 yemişiz arkadaşlar. Yani şu 123'ü yemesek 261, 261 alsam benim sıralamam kaç olacak? Ona göre bir hesaplayın. 500'ü geçeceğim. E, 430'u bulanlar var. Yani şu 439'u bulan arkadaş e, acaba 16 saldırı yemedi mi veya 8 saldırı yemedi mi? Gerçekten de çok ilginç. Yani dün bir de biraz da aksiliklerimiz oldu. Üçlüklerle başladık. Yani yok ilk başta biraz dengesiz başladık. Sonra üçlüklerle devam ettik. Güzel saldırılar döndü. Yani bayağı bir üçlüğümüz var ama arada Kaçırdıklarımız da oldu Şöyle gösterecek olursak Şimdi isterseniz bir saldırı yapalım Ondan sonra gelelim Tekrardan e, saldırılara bakıp Devam edelim Şimdi e, şey olarak ne yapacağım Yani çoğunluk böyle e, Bildiğim ordularla dalmak istiyorum Hani yetiyle de saldırabiliyoruz Hani Hava saldırısı da yapabiliyoruz ama Yani dediğim gibi bu ilk Birkaç gün riske atmak istemiyorum e, Haydi Bismillah diyelim ve Saldırımıza başlayalım Bakalım şöyle nasıl bir düzen gelecek Evet ee, Yani taktik avcı uçağını Diğer tarafa koymuş X yayı yere bakıyor Hero'lar burada cehennem kulesi var Yani çok değişik bir düzen Ters bir düzen hmm. X yaylarının Hepsi yere bakıyor Buradan girsek mancının falan kesebilir miyiz acaba ya Merak ediyorum Şöyle bir bırakacağım Evet içeri doğru girmeyi deneyelim. Şunu bir alabilirsek güzel olur. Evet. Şuradan bir içeri doğru bir adet öfke büyüsü. Evet çok güzel. Şurayı bir donduralım. İçeri dönersen sevinirim kardeş. Dönmeyecek. Yani alıştık. Hmm, döndü. Evet, güzel. Şu X yayını yere bakanı bir bitirebilirsek güzel olacak. Şuradan e, şey var mı? Kılan kalesi çıkmıyor. Evet, güzel, güzel, güzel. Taktik avcı uçağının e, kesersek güzel olacak. Evet, Kraliçe güzel devam ediyor. Şöyle bir adet daha kırıcı yolladım ama hangi tarafa gitti anlamadım. Şimdi mancınık. E, evet. Şey geldi. Onun özelliğini erken kullanmak istiyorum. Şuradan da şöyle madenci saldırısına başlayalım. Evet, uzak köşeden giriyorum. Uzak köşeden giriyorum. Kraliçeyi kaybettik. Şöyle koruyucumuzu arkasından e, diğer askerlerimizi bıraktık. Klan kalesinin çıkmaması bizim için sıkıntı ama onun haricinde güzel bir şekilde İlerliyoruz. Şuradan da e, Zeblin'imizi yolladım. İçeri doğru devam edelim. Burada koruyucunun özelliğiyle e, klan kalesini de bırakıyorum. Bir adet öfke büyüsü. Şöyle yolumuza devam edelim. Şuraya bir adet dondurma büyüsü bıraktım. Belediye binasını indirmeyi başardık. E, i̇lk yıldızımızı aldık. İkinci yıldızımızı da aldık. 3. Biraz zor duruyor. E, şuraya bir adet şifa büyüsü bırakacağım. İçeri doğru bir girsinler. İskelet. Cadı bize duman etti abi. Evet cadı baya bir sıkıntı yarattı. Şifa büyüsünü de şey yapamadık. Klan kalesi çıkmadı. Hmm. İşte x yaylarının yere bakması bizim için sıkıntı oldu. Evet %60. Yani ben ne zaman video çeksem çoğunluk böyle tekte kalıyordum. Bugün yine e, iki yıldız almamız çok da kötü bir skor değil. Dediğim gibi hani e, moral bozmamak lazım. Çünkü zaten Mehmet Çakır şansı diye bir şey var. Şöyle bir göstereyim. E, hızlandırmamız kaç tane var? Evet bir tane varmış. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse taşla bitiririm abi ya. Şimdi e, Mehmet Çakır şansı diye bir şey var arkadaşlar. Canlı yayına katılanlar biliyordur. Hani Nimo TV'de canlı yayında saldırılarımızı yaptık. Hani bu saldırıların hepsini, 8 tane saldırının hepsini canlı yayında yaptık. Mesela şuradaki 99 kaldığımız saldırıyı bir izleyelim. Yani zor başarırız, imkansız zaman alır diyoruz ya. Aynen öyle abi. Gerçekten de hani bu oyunun bize karşı bir karazı var. Yani ne yapsak boş. Ee, burada yarası saldırısı yapıyorum. Hani iki köşesini temizliyorum. Merkezden de yarasalarla taktik avcı uçağını iki tane de cehennem kulesini kesip şunlardan da bir tanesini alırsak bizim için iyi olur mantığıyla girdik ve merkeze doğru bütün askerlerimizle girişimizi yapıyoruz. Bir adet burada öfke büyüsü. Cehennem kulelerini hızlı bir şekilde indirdik. Koruyucuyu biraz daha bekletiyorum. Merkeze doğru gitmelerini istiyorum. Burada mancınıklar ateş ettiği zaman daha faydalı oldu gördüğünüz gibi. Ee, burada sol tarafı temizledik. Sağ taraftaki mancınık kaldı. Dondurma büyüsüyle belediye binasını indirmeye çalışıyorum. Ve sağ taraftan kraliçe yoluna devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi çok da bir şey kalmadı. Ee, sizce 99 niye aldık? Evet bakın baya bir askerimiz var. Şurada kraliçenin ölmesi kötü oldu. Hani şu askerler e, biraz öne geçseydi belki. Okçu kulesi orada onu... Görecekti ve kraliçe ölmeyecekti Burada savunmaların Hepsini indirdik lakin Şuradaki klan kalesi 1 mi 2 saniye ile Kaybettik arkadaşlar 99 Herhalde 1 saniye ya canına bir bakayım Zaten canı yarınmış Bakın burada koruyucu geliyor ee, Duvara Duvara uğraşıyor zaten 1 vuruyor 2 vuruyor 3 vuruyor Evet bir tane daha vursa belki Alabilir gibime mi Geliyor Evet buradan sonra e, birkaç tane üçlüğümüz var ve 2 e, iki yıldızda kaldığımız saldırılar da olmuş. Şöyle bir bakalım. Evet şu köyü üçlemişiz. Yine yarasa saldırısı. Bir binici bir yarasa saldırısı yapıyorum arkadaşlar. E, buna nereden girmiştim? Vallahi hatırlamıyorum lan. Buradan mı girdim acaba? Üst köşeden mi girdim? Ha yarasa tamam belediye tarafından girmiştim tamam. Ben de kraliçe yürüyüşü sanıyorum ya. Şu Tesla inmemişti evet. Pekka burada alamıyor Tesla'yı canına bak ya. Vurmasına rağmen alamadı arkasından keşke bir balon atsaydık. Savun askerlerin de bir kısmı herhalde bu taraftan gidiyor kral falan. Evet içeri doğru döndük. Merkeze gidiyoruz. Kılan kalesi çıkıyor. Burada Kılan kalesini ee, öfkenin de yardımıyla Halletmeye çalışıyoruz derken Belediye binası uyandı Belediye binasını yetilerin yardımıyla Arkasından atıcılarla indirmeyi Başardık tekli cehennem var ve e, buradan yara sararla Girişimizi yaptık ve e, Şurası çok <laughs> ilginç dondurma büyüsü bir türlü Oturmadı ikincisi oturdu Üçüncüsünü de oturttuk ve Cehennem kulesini ve Büyücü kulesini indirdik ve Fazla da zorlanmadan köyü üçlemeyi başardık. Ben dedim burada kesin yine süre yetmez bir 99 faciası yaşarız. Allah'tan ki e, üçlemeyi başardık. Güzel bir saldırı oldu. Bu arada Nimo TV açıklama kısmında linki mevcut arkadaşlar. Bazıları soruyor neden YouTube'dan açmıyorsun. Arkadaşlar aylık görevlerimiz var işte. Saat olarak şey olarak tamamlamamız lazım. Ondan dolayı Nimo TV'den canlı yayın açıyoruz. Ee, videolarımız YouTube'dan devam ediyor. Ama canlı yayınlar Nimo TV'de e, devam edecek arkadaşlar. Katılmak isteyenler katılabilir. Burada Kraliçe yürüyüşü yaptım. Şu Cehennem Kulesi biraz sıkıntıydı. Hani kolay köyler her zaman riskli olur arkadaşlar. Hele Mehmet Çakır için daha fazla. Çünkü ben de böyle bir kolay köyü gördüm mü. E, rehavete kapılıyorum Diyorum ki ulan bu zor, bu köy Bizi yormaz hemen hızlı bir şekilde Üçleriz e, Şimdi bu arada klan kalesini Doldurmayı unuttum hemen Klan kalesini dolduralım Evet şuraya devam edelim ondan sonra Saldırımızı yapıp bölümü sonlandıralım Arkadaşlar Evet burada e, belediye binasını kestik. Zaten askerlerimiz gördüğünüz gibi çok da sıkıntı yaşamadan ilerliyoruz ve köyü üçlemeyi başardık. E, şeyi de atmayacaktım. Şampiyonu da attım mı lan? Ha şampiyonu atmışım tamam. Riski atmayalım dedik. Rakip kraliçe geldi. Özelliğiyle birlikte üçlemeyi başardık. Hemen şöyle bir klan kalesini dolduralım ve köyümüze dönelim. Evet şimdi e, şunları bir kaldıralım. Ordumuz hazır ve saldırımıza geçelim isterseniz. 7 tane saldırı hakkımız kaldı. Onu da şöyle bir tanesini daha yapalım. İnşallah güzel bir düzen gelir ve alırız. Evet kötü de bir düzen değil gibi. Belediye binası biraz uzakta. Bu köşeden girirsek nasıl olur? Hmm. Çaprazdan girsek mancınık şampiyon kraliçe değişik bir köy. Evet gerçekten değişik bir köy. X yayının yere bakması büyücü kulesini çok sıkıntıya düşürebilir. Ya yani tersten mi girelim ya? Çünkü bayağı sıkıntılı duruyor. Yani bu taraftan girersem muhtemelen kraliçe şey koruyucu yürütmeyecek bizi bu tarafa çekmiş. Ben de onun istediğini eline vereceğim abi. Şöyle hemen birer tane temizlik için bırakıyorum. Şu bölgeden giriş yapacağım. Çok güzel. Evet kral buraya gelir misin reisim? Koruyucu orada kralı indirirse güzel olacak derken burada kötü oldu. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. İçeri doğru girmeye çalışalım. Evet, öncelikle bir tane de Tokmağımızı buradan bırakacağım. İçeri doğru girsinler. Öncelikle biraz bekliyorum. Tokmak orada biraz temizlik yapsın. Şimdi. Büyücü. Arkasından bıraktık. İçeri doğru giriyoruz. Koruyucunun özelliğini kullandım. Ama e, klan kalesinden tazı çıkması biraz sıkıntı oldu. Kralın özelliği. Şuraya bir adet dondurma büyüsü. Kraliyet şampiyonuna kitlendi. Kraliyet şampiyonunun özelliğini kullanıyorum. Merkezden çıkış yapabilirsek güzel olacak. Şurada ee, şöyle bir dondurma büyüsünü bırakıyorum. Şey yarasaları bıraktım. Şurayı bir donduracağım. Evet. İnşallah bu mancınık bu tarafa dönmez. İnşallah dönmez. İnşallah dönmez. Dönmedi. Güzel. Evet şurayı bir daha donduracağım. Evet. İyi gidiyoruz. Şuraya bir okçuları bıraktım. Yapma bunu. Yapma bunu. Yarasalara dönme. Yarasalara dönme be. Dönme be yarasalar abi. Neden ya? Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamel Rahimin. Yani düzen gerçekten de bir değişik düzende arkadaşlar. Hani e, uzak köşeden girdik. Uzak köşeden girince de taktik avcı uçağı bayağı bir bize sıkıntı yarattı. E, aslında Alt taraftan girebilirdik. Lakin dediğim gibi X yaylarının yere bakması koruyucuyu bırakırsam. Koruyucuyu çabuk bir şekilde indirebilirdi. İki tane PK ile atsaydım. Yani bir PK buraya bir PK buraya. Aslında tam bebegeci şey. Elektroluk bir köydü. Elektroyla şuradan temizliği yapardık. PK ile de buradan yapar. Şuradan çaprazdan belediye binasına doğru giderdik. Ee, yarasaları da buradan bırakırdık. Aslında güzel olabilirdi. İşte. Ee, düşünmeden hızlı bir şekilde saldırıyoruz Düşününce aslında daha mantıklı e, Kararlar verebiliyoruz Hayattaki gibi İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Dediğim gibi yine canlı yayınlarımıza devam edeceğiz İnşallah e, Herkesi bekliyoruz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere inşallah.